Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Atlas Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz yansıma. Işın madde ile etkileştiğinde ne gibi durumlarla karşılaştığını aslında daha önceki yıllarda öğrenmiştik ama bir hatırlayalım. Işık her yöne doğrusal olarak yayılan bir enerji türüdür. Ve ışık bir madde ile karşılaştığında maddenin içinden geçebilir ki biz böyle maddelere saydam maddeler diyoruz. Madde tarafından soğurulabilir ki soğurulmak emilmek demektir. Yani maddenin içerisinden geçemeyebilir ya da enerjisini kaybedebilir veya maddeye çarpıp geri dönebilir. Bu duruma da yansıma diyoruz. Bu yılki konumuz yansıma, ışığın maddeye çarpıp doğrultu değiştirerek geri dönmesi yansıma. Bakalım yansıma nasıl gerçekleşiyor? Yansıma kuralları neler? Şimdi ışığın cisimlere çarparak doğrultu ve yön değiştirmesine yansıma diyoruz. Yansıma iki tipte gerçekleşiyor. Düzgün yansıma ve dağınık yansıma. Düzgün yansımada ki pürüzsüz yüzeylerde gerçekleşen bir durumdur. Paralel gönderdiğimiz ışınlar burada gördüğünüz gibi yine aynı şekilde birbirlerine paralel olacak şekilde yansıyorlarsa bu yansımaya düzgün yansımaya. Pürüzlü yüzeylerde paralel gönderdiğimiz ışın demetleri birbirlerine paralel olmayacak şekilde yansıyorsa eğer, yani farklı yönlere yansıyorsa eğer, bu durumdaki yansımaya da dağınık yansıma adını veriyoruz. Neydi? Işık cisme çarpacak, doğrultu ve yön değiştirecek. Paralel gönderdiklerim aynen yansıyorlarsa, yine paralel yansıyorlarsa düzgün. Paralel gönderdiklerim farklı doğrultularda yansıyorlarsa buna dağınık yansıma diyoruz. Şimdi düzgün yansıma ve dağınık yansımayı biraz daha yakından tanıyalım. Düzgün yansıma pürüzsüz, yani düzlem ayna, durgun su yüzeyi, düzgün alüminyum folyo, parlatılmış mermer yüzeyi gibi pürüzsüz yüzeylerde gerçekleşiyor. Yani parlak yüzeylerde gerçekleşiyor genelde. Ve düzgün yansıma gerçekleştiğinde cisimlerimiz bir görüntü oluşturuyorlar ve görüntü net oluyor. Ama dağınık yansıma pürüzlü yüzeylerde, yani yüzey olarak pütürüklü yüzeylerde gerçekleşiyor. Ve örneğin düzgün durgun su yüzeyi nasıl düzgün yansıma yapıyorsa, suya örneğin bir taş attığınızda nasıl dalgalanma meydana gelecekse, aynen öyle dalgalı su yüzeyinde, buruşturulmuş alüminyum folyoda, duvar gibi pürüzlü yüzeylerde de dağınık yansıma gerçekleşiyor. Ve dağınık yansımada cisimlerimizin görüntüleri net değildir veya yoktur. Yani görülmez. Örneğin duvara baktığınızda kendinizi görebiliyor musunuz? Hayır. Çünkü sizden gelen ışınlar o yüzeye çarpıp geri yansısalar bile farklı doğrultularda yansıdıkları için düzgün bir şey, bir görüntü meydana gelmiyor diyebiliriz. Şimdi cisimlerin görünmesi nasıl meydana geliyor? Biraz onu daha iyi anlamak için böyle bir çizim yaptım size. Şimdi ışık kaynağı olan cisimler zaten direkt ışıklarını gözlemcinin gözüne gönderdikleri için direkt görüleceklerdir. Ancak ışık kaynağı olmayan cisimler, mesela bir kitap, bir etrafınızdaki herhangi bir şey, bir dolap, bir perde nasıl görünecek? Işık kaynağından çıkan ışık ışınları cisme çarpacak. Az önce öğrendiğimiz gibi yansımaya uğrayacak ve gözlemcinin gözüne gelen ışığa göre gözlemci bu cismi görmüş olacak. Yani ışık kaynağı olmayan cisimler üzerlerine düşen ışığı yansıtırlarsa görünürler. Örneğin güneş bir ışık kaynağıdır ve dünyanın doğru tarafında, yani gündüz tarafında olduğu sürece, arkasına geçmediği sürece güneşten gelen ışınları biz görebiliriz. Ancak ay bir ışık kaynağı değildir. Dolayısıyla ayın görünür olabilmesi için güneşten gelen ışınları şu şekilde bizim gözümüze yansıtması gerekir ki biz ayı görebilirim. O yüzden bazı gecelerde ayı göremeyiz. Çünkü ay güneşten gelen ışınları bize yansıtmıyordur. Aynı zamanda ay tutulması olayında da gördüğünüz gibi dünya güneşle ayın arasına girdiğinde ay güneşten gelen ışınları alamadığı için görünmez hale geliyordu ve bunu ay tutulması diyorduk. O yüzden ışık kaynağı olmayan cisimler eğer üzerlerine ışık düşmezse görünmezler diyebiliriz. Şimdi yansıma yansıma diyoruz. Acaba yansıma öyle kafamıza göre mi gerçekleşiyor? Hayır. Yansımanın kuralları var. Şimdi diyelim ki yansıtıcı bir yüzeyimiz var. Yansıtıcı yüzeye gönderdiğimiz bir ışın olsun. Biliyorsunuz ışıkları yönlendirilmiş doğru parçaları ile ifade ediyoruz. Şimdi burada yansıma kurallarında kurallarımızı öğrenmeden önce yansıyan ışını nasıl çizeceğiz? Gelme açısı, yansıma açısı, gelen ışın, yansıyan ışın kavramları nedir, onları öğrenelim.
Yüzeye ışığı gönderdiğimiz noktadan, tam şu noktadan yüzeye çizeceğimiz dik bir doğru. Şimdi ben dik çizmeye çizeceğim, çalışacağım. Umarım dik çizebilirim. Aynayla 90 derecelik açı yapacak şekilde bir doğru çiziyoruz. Biz buna yüzeyin normali adını veriyoruz. Işığımız, gelen ışığımız normalle bir açı yapıyor, dikkat ediyorsanız. Şurada bir açı var. Bu açıya gelen ışının normalle yaptığı bu açıya gelme açısı adını veriyorum. Yansıma kuralları gereğince ışın hangi açıyla geliyorsa aynı açıyla yansıyacaktır. O yüzden ışığımı yansıtırken aynı açıyla yansıtmaya dikkat ediyorum. O zaman yansıttığım şu siyah renkte çizdiğim ışınım ise yansıyan ışınım olmuş oluyor. Ve yansıyan ışının normalle yaptığı, renk değiştirelim karışmasın, şuradaki açı ise benim yansıma açım olmuş oluyor. Bu da gelen ışın, onun da adını yazalım. Yani gelen ışının normalle yaptığı şuradaki açı gelme açısı, yansıyan ışının normalle yaptığı şuradaki açı ise yansıma açısı olarak adlandırılıyor diyoruz. Aynaya gelen ışın, yansıyan ışın, normal çizgisi, unutmayın, normal çizgisi hayali bir çizgidir. Yoktur böyle bir çizgi. Biz sadece yansımayı doğru gösterebilmek için 90 derecelik bir çizgi varmış gibi kabul ediyoruz. Şimdi gelelim yansıma kurallarına. Birincisi, gelen ışın burada, yansıyan ışın burada ve normal aynı düzlemdedir, yani buradadır. İkincisi, gelme açısı daima yansıma açısına eşittir. Şimdi bu örneğimize baktığımızda gelen ışınımızın normalle yaptığı bu açı, boyadığım açı, gelme açısı biliyoruz. Neye eşitmiş arkadaşlar? Yansıma açısına. Onu da bir boyayalım. Onu da farklı renkte boyayalım, karışıklık olmasın. Ne olmak zorunda o zaman? Gelme açısı yansıma açısına eşitse. Gelme açısı 40 derece ise yansıma açısı da 40 derece olacaktır. Bununla ilgili sorularla karşılaşacaksınız. Bu kuralı unutmayın. Gelme açısı eşittir yansıma açısıdır. Son olarak, eğer ışığı yüzeye dik olacak şekilde gönderirsek, yani şu şekilde, bu yüzeyi aynı olarak düşünün, ışığı dik olacak şekilde aynayla 90 derecelik açı veya normalin üzerinden gönderirsek ışık geldiği şekilde geri yansıyacaktır. Yani bu durumda gelme açısı neydi? Gelme açısı normalle yapılan açı. Bizim normal çizgimiz de burada değil mi? Evet. Gelme açımız 0 derece olacağı için yansıma açımız da 0 derece olacaktır. Yansıma kuralları 2 gereğince ışın geldiği gibi kendi üzerinden geri yansıyacaktır. Şimdi öğrendiğimiz kuralları pekiştirmek için örnekler yapalım. Daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum örnekler yaptığımızda. Şimdi bir yüzey verilmiş. Yüzeye gönderilen bir ışın gelme açısı 30 derece olarak verilmiş. Bize bu ışının yansıma açısının kaç derece olduğunu soruyor. Yansıma kurallarından öğrendiğimize göre gelme açısı ne eşittir? Gelme açısı daima yansıma açısına eşittir. O halde gelme açısı 30 derece ise şurada turuncu renkle boyadığım açı, yansıma açısı kaç derece olmak zorundadır? Gelme açısına eşit, yani 30 derece olmak zorundadır. İkincisinde de bana yansıyan ışının aynayla yaptığı açıyı sormuş. Yani bana şuradaki açıyı soruyor. Şu noktadaki açı. Çünkü yansıyan ışın burada, ayna burada. O halde oradaki açı şu açıdır. Ben ne biliyorum? Ben şunu biliyorum. Normal adını verdiğim hayali çizginin buradaki açısı kaç derece? 90. Peki ben yansıma açısını kaç derece buldum? 30 derece. 90 derecelik çizginin şu kadarlık kısmı 30 derece ise bana neyi soruyor? Kalan kısmını. O halde bulmak için ne yapmalıyım? 90 derece eksi 30 derece der isem 60 derece olarak yansıyan ışının normalle yaptığı açıyı bulurum. Gördüğünüz gibi ikisinin toplamı 90 dereceyi, yani normalin ayna ile yaptığı açıyı bana verecektir. Yeni bir örnek.
Yansıyan ışının ayna ile yaptığı açı gelme derece 25 derece ise gelme açısını hesaplayalım demiş. Bize bu sefer buradaki açıyı vermiş. Neyi soruyor? Gelme açısını. Önce bir işaretleyeyim. Bana bunu soruyor. Şimdi ben onu bulabilmek için ne yapabilirim acaba? Evet, doğru gördün. Normalin açısı, şuradaki açısı kaç derecedir? 90 derece. Burası 25 derece ise o halde ben yansıma açısını bulursam aynı zamanda gelme açısını da bulacağım. Çünkü yansıma açısı ve gelme açısı birbirine eşittir. O halde 90'dan 25'i çıkarırsam kaç kalır? 65 derece. O halde yansıma açım kaç dereceymiş? 65 derece. Yansıma açısı neye eşittir? Kuralım gereğince gelme açısı eşittir yansıma açısı olduğundan dolayı. O halde gelme açısı kaç derece olmak zorundadır? Bu açı buna eşittir 65 derece. O halde sorumuzun cevabı ne olmuş oluyor? 65 derece olmuş oluyor diyebiliriz. Şimdi geldik birden fazla ayna kullanıldığında ışının nasıl yansıyacağına dair örneklerin. Şimdi bu soruları çözerken çizimlerinize dikkat etmelisiniz. Eğer düzgün çizimler yapmazsanız ışığın nasıl yansıyacağını ve açıları doğru hesaplayamayabilirsiniz. Şimdi önce ben bu ışının normal çizgisini çizerek gelme açısını bir hesaplayayım. Toplam 90 derece. O halde gelme açısı kaç derece? 45 derece. 45 dereceyle gelen bir ışın yine 45 derecelik bir açıyla yansıyacaktır. Yani şuradaki açı da 45 derece olmak zorundadır. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Şu açıyı bileyim ki şuradan diğer açımı bulabileyim. Bakıyorum. Bu açım 45 derece ise geriye kalan toplam 180 derece veya şu şekilde düşünürsem normalin ayna ile yaptığı açı 90 eksi 45'ten buradaki açıyı 45 derece bulacağım. Bu aynalar birbirlerine dik. 90 burasıysa 45 burasıysa üçgenin iç açıları toplamı sebebiyle buradaki açı da 45 derece olacaktır. O halde benim ikinci aynama gelen ışınım ki birinciden yansıyandır o. İkinci aynama gelen ışınımın ayna ile yaptığı açı 45 ise 90 eksi 45'ten buradaki açı da 45 derece olacaktır. O halde ne yapması lazım? Yine aynı şekilde 45 derecelik açıyla yansıması gerekiyor diyorum. Ve yansıyan ışınım aynen buraya gelecek. Birinci aynaya, A aynasına, sonra B aynasına gidecektir. Sonra oradan tekrar ilk durumuna paralel olacak şekilde yansıyacaktır. Açılara dikkat etmeniz gerekiyor mutlaka. Son bir örnek yapalım. Işık kaynağından çıkan ışınların çocuğun gözüne ulaşması için kaç tane ayna yerleştirilmelidir diyor. Şimdi bizim amacımız bu ışığı çocuğun gözüne ulaştırmak. Işık biliyoruz doğrusal yayılır. Kıvrılma şansı yok. O halde ona biz yön değiştirmeliyiz. Bir tane ışık kaynağını alalım buradan. Gönderdim. Şimdi ben bu ışığın yukarı dönmesini istiyorum. O halde buraya 45 derecelik açıyla bir ayna koyarsam ışık buraya çarpıp nereye yönelecektir? Yukarı. Şimdi ne tarafa dönmesini istiyorum? Bu tarafa. O halde ben buraya da bir ayna yerleştirirsem eğer ışının buradan bu sefer ne tarafa dönecektir? Bunlar hep aynaların arkaları şu şekilde gösterelim. Arkasını ifade ediyor bu çizgiler. Işığın bu tarafa yönelmesini sağlamış olurum. Gönderdim. Şimdi bu ışın tekrar yukarı çıkmasını istiyorum. Yukarı yönelmesini. Doğrusal yayıldığı için ayna ile yönlendirebilirim ancak. Işığı tekrar yukarı gönderiyorum. Yine buraya bir 45 derecelik açıyla bir ayna çizdiğimde ışık tekrar doğrultu değiştirerek çocuğa ulaşacaktır. Kaç ayna kullandım? 1, 2, 3, 4. O halde 4 ayna kullanarak ışığın çocuğun gözüne ulaşmasını sağlayabilirim. Yansıma konusu bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Atlas Akademi'de kalın. Hoşça kalın.